Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu kısımda daha önceki videoda söylediğimiz gibi Objective-C dışındaki C uzantılı dosyaların yani standart C uzantılı dosyaların GNUstep aracılığıyla nasıl derlenebileceğini inceleyeceğiz. Sizi kitabın arkasındaki medya içerisinde verilen çeşitli Xcode projeleri vardı. Bunların altında özellikle 4. ve 5. bölümlerdeki projeler Objective-C'den ziyade C tabanlı projelerdi. Şimdi bu proje dosyalarının içerisindeki main C dosyalarının Objective-C ile nasıl derlenebileceğini inceleyeceğiz. Ben Mac tarafından ki Xcode projelerini Windows'a kopyaladım. Burada atıyorum bölüm 4 içerisinde Bubblesort örnek isimli dosyamıza bakalım. Windows olduğu için burada Xcode projesi uzantısı Mac olmadığı için hiçbir anlam ifade etmeyecek. Biz main.c isimli dosyanın nerede olduğuna bakmamız lazım. Main.c isimli dosyamız burada. Şu diğer dosyaları silebiliriz. Bizi ilgilendiren main.c dosyası. C uzantılı dosya. Bunun içeriğine bir bakalım. Bu dosyada Bubblesort kullanarak, Bubblesort algoritması kullanarak bir sıralama işlemi yapıyorduk. Hatırlıyorsanız Bubblesort algoritması sıralama algoritmalarından bir tanesiydi. Kabarcık şeklinde yani kabarcık mantığını kullanarak sıralıyordu. Büyükten küçüğe küçükten büyüğe sıralama yapılıyor. Yani Bubblesort algoritmasının yaptığı şey ilk önce dizinin en küçük elemanını bulup dizinin ilk elemanıyla yer değiştirmek. Daha sonra dizinin en küçük elemanını bulduktan sonra yani ilk elemanın en küçük eleman olduğunu garanti altına aldıktan sonra geriye kalan elemanlar içerisindeki en küçük elemanı bulup yani şu üçü içerisindeki en küçük elemanı bulup ikinci elemanı yerleştiriyor. Yani 12.193 ilk başta 1.12.93 haline geliyor. Daha sonra 1.3.9.12 haline geliyor ve dizi sıralanmış oluyor. Bunu kitapta anlatmıştım. Şimdi bunu bu programı derleyeceğiz. GNUstep kullanarak Windows üzerinde derleyeceğiz. Bunu yapabilmek için şunu bu klasörü alalım, kopyalayalım ve GNUstep'in altına atalım. Adını bölüm 4 ben mükerrer 3 olarak değiştirelim. Ve altında sadece main.c dosyamız olsun. GNUstep.com satırını açalım. Bölüm 4 örnek 53 isimli dosyamız dizinimiz gözüküyor. Bunun altına girelim.
Main.c dosyamız burada. İçerisinde bu şekilde görebiliriz. Yine Objective-C'deki gibi bir main file oluşturacağız. Make file oluşturacağız. Bir önceki make file formatını kullanabiliriz. O sebeple bir üst izine gidip merhaba izinin altına gidip bunu makefile isimli dosyayı bulunduğumuz dizini kopyalayalım. Bu komut kopyalama komutudur. Bir üst dizindeki gidip oradaki merhaba dizinin altına gidip bunu makefile isimli dosyayı al ve bulunduğun dizine kopyala komutudur. Bunu verdikten sonra bölüm 4 örnek 53 dizinin altında da bunu makefile isimli bir dosya bulunuyor. Şimdi bu dosyayı Notepad++'da açalım. Bir önceki uygulamada dosyamıza verdiğimiz için isim merhaba olduğu için bu şekilde bir aranjman yapmıştık. Ama şimdi merhaba yerine uygulamamızın adını bölüm 4 örnek 53 olarak değiştirelim. Bunu da bu şekilde bölüm 4 örnek 53 olarak değiştireceğiz. Bu dosya bir Objective-C dosyası değil. Bir C dosyası, yani derleyeceğimiz program Objective-C'ye özel extensionlar kullanmayacak. Dolayısıyla biz burada Objective-C dosyası değil, C dosyası olduğunu belirtmek üzere Obj-C yerine C files olarak bu içeriği bu şekilde değiştiriyoruz. Dosyamızı kaydettik. Dedik ki make tool'un kullanacağı isim, oluşturacağı isim bölüm 4 örnek 53 olsun ve bölüm 4 örnek 53'te İçinde derleyeceği dosya main.c dosyası olsun. Bu makefile dosyasında söylediğimiz şey bu. Dosyamızın içeriğine bakalım. Dosyamızın içeriği düzgün bir şekilde değişmez. Şimdi makefile dosyamız bu şekilde oluştuğuna göre bizim make komutuyla dosya içeriğini kompile edebiliyor olmamız lazım. Executable dosyayı oluşturabiliyor olmamız lazım. Make komutunu verdiğimizde bir hatayla karşılaşıyoruz. Hatamızı inceleyecek olursak for loop içerisinde initial declaration bulunduğunu söylüyor. Program kodumuza tekrar bir bakalım. Bunu bilinçli olarak yaptım bu arada. Benim kitapta verdiğim uygulamaların tamamı C99 standardına göre yazılmış kodlar. Bunun step altında gelen GCC derleyicisi varsayılan olarak bu standardı kullanmıyor. Daha önceki standartlara uyumlu bir şekilde derleme yapıyor. Şimdi C99 standardı nedir, ondan bahsedelim. C99 standardından önce döngü sayaçlarını int i eşittir 0 şeklinde belirleyemiyordunuz.
Yani bu döngü için kullanılacak sayaç döngünün dışında, programın başında bu şekilde tanımlanması gerekiyordu. Ve şöyle ve döngü içerisinde kullanılması da bu şekildeydi. Yani döngünün içerisinde direkt olarak değişken deklarasyonu yapılamıyordu. Bizim kodumuz C99 standardına göre yazıldığı için ve GNUstep altındaki GCC derleyicisi bu standardı kullanmadığı için Mac uygulaması kodumuzu derleyemiyor. O yüzden kodumuzun düzgün bir şekilde derlenebilmesi için bizim make file içerisine bir flag eklememiz gerekiyor ki make komutunun derlerken ya make komutunun uygulamamızı derlerken C99 standardını kullanabilsin. Bunun için make file dosyasında bir değişiklik yapacağız. Additional flags isimli bir parametre bulunuyor. Bu parametreyi kullanacak standardın 99 standardı olduğunu söylememiz gerekiyor. Bunu dedikten sonra kodumuzun tekrar derleyelim. Şu anda kodumuz derlendi. Derlenip derlenmediğine emin olmak için bakalım, bizim için bir objektif obj klasörü oluştu. Klasörün içine girelim. Bölüm 4 örnek 53 exe'nin oluştuğunu görüyoruz. Bu exe'yi çalıştıralım. Sıralamadan önce 12.1.9.3, sıralamadan sonra 1.3.9.12. Burada Türkçe karakter problemimiz var. GNUstep'te maalesef. Xcode'da böyle bir sorunumuz yoktu. Bu Türkçe karakter problemini aşmak için kodumuz içerisindeki Türkçe karakterleri kaldırabiliriz. Kaldırıp tekrar deneyelim. Burada sıralamadan önce printf'den önce ve maalesef bunun bir çözümü bildiğim kadarıyla yok. Konu satırında Türkçe karakterleri tüm konu satırlarında çıkarmanın bir yolu yok. O yüzden Türkçe karakter kullanmadan tekrar kodumuzu değiştirip tekrardan derleyelim. Oluşan executable dosyayı tekrar çağıralım. Uygulamamız çalıştı. Diziyi sıraladı ve ekrana yazdırdı. Türkçe karakter kullanmadığımız için bir önceki çalıştırmamızda ki görselliği bozan karakterlerden de kurtulmuş olduk. C dosyalarını derlemek yani size sağladığımız medya içerisindeki bütün C dosyalarını bu şekilde derleyebilirsiniz. Türkçe karakterler de sorun çıktığı için Türkçe karakter kod içerisindeki Türkçe karakterleri değiştirip bütün dosyalar için gerekli make file'ları oluşturup derleme işlemini yapabilirsiniz. Bundan sonraki kısımda birden fazla sınıf içeren Objective-C uygulamaların Windows içerisinde nasıl derlenebileceğini göreceğiz. Ve Windows üzerinde uygulama çalıştırma ile ilgili incelememizi tamamlayacağız.
Sonraki videoda görüşmek üzere.